Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ya da şöyle bir giriş yapacağım bu sefer. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün Karkom geldi ve onun videosunu çekmeye karar verdim. Hepiniz de merak etmiştiniz zaten. Sormuştum size. Acaba bana ne geldi? Hep beraber Kargom'u açalım. İşte burada. Çok büyük. Çok ağır. 100 günde geldi bu arada. Gerçekten. Bir ara Kargom'u Fizan'a yolladılar. Sonra geri getirdiler zannettim. Bıçakla açalım. Babil'in kargolarını çok seviyorum. Gerçekten çok böyle korunaklı mı desem? Korunaklı doğru kelime sanırım. Öyle yapıyorlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Bakalım açabilecek miyim? Ağzı nerede bunun? Buradan açılıyor ama ne taraftan çekeceğim acaba? Tam çektim buradan. Buradan çektim. Açabilirim. Burada burnumu çekip duruyorum çünkü kitabımın yeni bölümünü yazarken bir miktar ağladım. Hasta değilim. Yanlış anlamayın. Evet, bunu da şöyle çektireceğim. Yanlış bir açma yaptım galiba ama şuradan ittireyim mi kitapları? Keseceğim yine buradan bir yerden. Hah, işte buradan. Evet. Evet. İşte açtım. Şöyle İçini de şu şekilde göstermek istiyorum. Görünüyordur umarım. Gerçekten çok korunaklı oluyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Bakın böyle şeylere koyuyorlar. Kitapların aralarına böyle yine yastıklar koyuyorlar. Ve üstüne de böyle yastıklar koymuşlar. Çok teşekkür ederim. Gerçekten seviyorum bunu. Şimdi gelelim kitaplarımıza. Aa, bu kitap ciltliymiş. Harika. Kutumuzu açalım. Evet. İlk kitabımız Romeo ve Juliet. Bunu okumayı çok istiyordum gerçekten. Shakespeare'in. Aa, içinde ayracı da varmış. Gerçekten okumayı çok istiyordum. Ve en sonunda aldım. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum kendim için. Zaten klasik okumayı çok severim. Ve Romeo ve Juliet'i de okumayı çok istiyordum. Sonunda aldım. Güzel olduğuna hiç şüphem yok. Diğerine geçelim. Evet. Irvin. Evet. Yalom'un. Irvin Yalom'un bir kitabı. Spinoza Problemi. Aslında iki kitap alacaktım Yalom'dan bu siparişimde ama dedim ki birinden birini seç. Ve bunu seçtim. Hiç pişman değilim. Birazcık kazık yedim ama gerçekten hiç pişman değilim. Sabırsızlanıyorum okumak için. Eminim harikadır. Bunu ciltli kitabım. Böyle gösterirken birazcık garip hissediyorum. Çünkü okuduğum ilk kitabı olacak Zeynep Şeyin. Ve konusuna baktım. Dikkatimi çekti. İçinde de böyle bir şeyle geliyor arkadaşlar. Ciltli bir kitap halinde geliyor. Konusu dikkatimi çekti. Zaten psikoloji okuyor Zeynep. Ben de pedagog okuyorum. Hani bir dedim psikolojik bir vakayı anlatıyor. Nasıl yapmış, ne etmiş buna bir bakayım. Ve gerçekten övüldükleri kadar bir yazar daha var şimdi göstereceğim. Övüldükleri kadar iyi yazarlar mı görmek istiyorum. Eğer değillerse bu ve bir daha söyleyeceğim bir kitap var. Adaşım. Gerçekten kitap yorumlarında yerden yere bulacağımı emin olabilirsiniz. Ama okumadan yorum yapmak asla olmayacağı için ben de önce bir okumaya karar verdim. Ama kapağı çok güzel. Biraz böyle kirli gibi geldi ama arkası da güzel. Ciltli geldi bir de. Bakalım. Aa, bakın kapağını da şöyle göstereyim. Çok merak ederim. Böyle kapağı da içte. Birazcık da yıpranmış gelirken.
yayın evi bu konuda dikkat edebilir. Çünkü içinde de böyle bir küçük hasar var. Yayın evinin dikkat etmesini öneririm. Evet, şimdi diğer bir kitabımıza devam edelim. Bu arada fatura. Faturayı da gönderiyorlar böyle arkadaşlar, detaylı. Çok istiyordum okumayı. Cenas'ın asla telaffuz edemiyorum bu arada. Ama çok istiyordum okumayı. Gerçekten çok istiyordum. Bayağı da kalınmış. Bu kadar kalın beklemiyordum. Ay, içi çok güzel. Rengi. Zaten Can değil mi bu? Evet, Can yayınlarına bayılıyorum gerçekten. Bu kitapların içini rengarenk yapıyorlar ya. Ölüyorum ya. Çok güzel. İçinde yine Ayraç. Severiz. Merakla bekliyorum okumayı. Seveceğimden eminim yine. Ama biraz uzunmuş. Ben uzun kitaplar okurken darlanıyorum ama bakalım. Ve iki tane kitabı birden göstereceğim şimdi. Bunları neden aldım? Hiçbir sebebim yok almam için. Sadece ucuzlardı, çok ucuzlardı ve güzel yazarlar oldukları için ikisini de aldım. Yine kapakları, Can yayınları harika, muhteşem. İçleri yine böyle renkli renkli. Çok güzel. Can yayınlarına bayılıyorum. Bakın bu da böyle renkli. İçinin de yine ayraçları var. Diğerinde de var. Bu beni mutlu ediyor ya. Niye bilmiyorum. Bu insanı mutlu eder mi? Ediyor. Mutlu ediyor beni. Evet. Böyle. Ve gelelim son kitabımıza. Beyza Alkoç'tan Sınır. Arkadaşlar bu kitabı da bakayım iç tasarımına. Yine yayın evlerini kınıyorum. Büyük bir esefle ve şiddetle kınıyorum. İçi çok güzel bir renk ama böyle kitap göndermeyin yani. Göndermeyin böyle kitap. Bu ne ya? Nefret ederim. Gerçekten. Yayın evlerine Indigo kitap ve 8. baskıymış. Ona rağmen kınıyorum. Kitap tasarımı yani fena sayılmaz kapağı. Bakalım. Ne anlatıyor? Az çok arkasından oradan buradan okudum ama pek bir fikrim oluşmadı. Yine okuyacağım. Sizin için yorumlayacağım bu kitabı arkadaşlar. Beyza Alkoç'ta çok fazla fan kitlesi olan ve çok fazla okunan bir yazar. 8. baskıdan zaten anlıyorsunuzdur. Eğer bu kitapta beklediğim gibi, yani çok üst seviyede beklentim var. Çünkü herkes aşık gibi davranıyor bu ve şu kitaba, daha doğrusu yazarlara. Eğer beklediğim gibi bir şey olmazsa gerçekten ikisi de benden çok ağır eleştiriler alacaklar. Hani bu hoş ne kadar önemli ama benim için çok önemli. Bence benden geçen not almak iyi bir şey olsa gerek. Çünkü iyi bir okur olduğumu düşünüyorum. Evet, bu kitaplar arkadaşlar. Bakalım. Ama tabii ki şunu da unutmayacağım bu kitapları yorumlarken. İkisi de genç yazarlar. İkisi de bir sürü kitapları var ama yine de yaşları çok genç. Bunu da tabii ki göz önünde bulunduracağım. Kendim de bir yazar olarak bunu göz ardı etmeyeceğim. Evet, böyle kargom bu kadardı arkadaşlar. Bu arada gerçekten bu kitapların böyle şey gelmesinden nefret ediyorum, yırtık falan. Bak, Can yayınları misler gibi göndermiş kitapları, görüyorsunuz. Hiçbir şey var mı? Asla yok. Bükülme bile yok ama işte hepsiyle bir poz vereyim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben bunları okuyacağım. Sizinle paylaşacağım Instagram'da. Kendinize çok iyi bakın.